Evet sevgili izleyiciler, bir Celal Eren Çelik'le gündem analiz programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz Doğu Akdeniz olacak. Gerçekten Doğu Akdeniz son yıllarda üzerinde bulunan geniş petrol ve doğalgaz yataklarından sonra, rezervlerinden sonra adeta dünyanın gözünü çevirdiği, dünyadaki bütün küresel aktörlerin gözünü çevirdiği en önemli alanlardan bir tanesi. Ve tabii ki bizim hemen yanı başımız olmasından ötürü de ayrı bir önem arz etmekte. Gerçekten çok stratejik bir alandan bahsediyoruz. Gerçekten çok önemli bir alandan bahsediyoruz. Peki Doğu Akdeniz'i bu kadar önemli hale getiren ne? Hemen şunu söylememiz yeterli olacak sanırım. Kıbrıs'ın çevresinde şu anda yapılan aramalarda 3 trilyon metreküplük doğalgaz rezervi ve 8 milyar varillik bir petrol rezervi bulunmuş durumda. İşte o yüzden dünyadaki küresel güçlerin hepsi gözlerini bu bölgeye dikmiş durumdalar. Sizlere birkaç gündür yayınlamış olduğumuz videolar vasıtasıyla 2000'li yılların başından itibaren dünyada yeniden Amerika ve İngiltere arasında bir nüfuz ve güç savaşı yaşanmaya başlandığını ifade ediyoruz. Çeşitli açılardan bunlarla alakalı videoları sizlerle paylaşmıştık. Ve özellikle de yine Çin üzerinden İngiltere'nin önümüzdeki süreçte gücü kullanacağını ifade etmiştik. Doğu Akdeniz'de gerçekten büyük bir satranç oynanıyor. Ve tabii ki böylesine önemli, böylesine kritik, böylesine stratejik bir bölgede İngiltere ve Amerika'nın nüfuz mücadelesi vermemesi de düşünülemezdi. Şimdi detayları da paylaşacağımız gibi gerçekten bu alanda yine İngiltere ve Amerika'nın nüfuz savaşı verdikleri, nüfuz mücadelesi verdikleri bir satranç tahtasına dönüşmüş durumda. Öncelikle şunu söyleyerek başlayalım. Birleşmiş Milletler Deniz Sözleşmesi'ne göre Doğu Akdeniz'de Mısır, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Lübnan, Suriye, İsrail ve Gazze şeridinin söz hakkı var. Yani arama yapma hakkı var. Burada Güney Kıbrıs'ın elini çabuk tuttuğunu ve bloklara ayrılmış durumda orada arama yapılacak bölgeler ve bu bloklara uluslararası şirketleri davet ederek arama çalışmalarına başladığını ve ön aldığını görüyoruz. Peki Doğu Akdeniz'de bugün küresel güçler adına arama çalışmaları yapan şirketler hangileri? İsterseniz onlara şöyle bir bakalım. Detaylandıracağız ama daha sonra. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Exxon Mobil şirketini görüyoruz. Fransız Total şirketini görüyoruz. Yine Amerika Birleşik Devletleri merkezli Noble Enerji'yi görüyoruz. İtalyan Eni'yi görüyoruz. Katar Petrolyum'u görüyoruz. Ve Rus Novatek'i görüyoruz. Şimdi tabii böyle bakıldığında olaya sanki bölgede Fransız, Amerikan, Rus ve Katar, bir de İtalyan şirketi var. Bu 3-4 devlet arasında yaşanan bir yer kapma, nüfuz alanı edinme mücadelesi gibi görünüyor ama şirketleri biraz yakından incelediğimizde aslında durumun hiç de öyle olmadığını, aslında yaşananın bizatihi biraz önce belirttiğimiz gibi Amerika İngiltere arasındaki bir nüfuz mücadelesi olduğunu görüyoruz. Hemen efendim bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nden ne demiştik? Exxon Mobil bölgede. Exxon Mobil Rockefeller ailesinin en önemli markası. Petrol ve doğalgaz noktasında bakıldığında dünyadaki en önemli markası. Total ise Fransız. Total ise Rothschild ailesinin Fransız kolunun kontrolündeki bir dünya devi. Özellikle 2014 yılında şüpheli bir uçak kazasında hayatını kaybeden CEO'su Christophe de Margaery Edward de Rothschild'le çok yakındı ve hatta kara kutusu olarak bilinmekteydi. O dönemde Rusya'nın başında olan Medvedev ile yapmış olduğu görüşmeden sonra bir uçak kazasında öldü. Ne demiştik? Noble Enerji
gibi bir dev var. Yine Amerika Birleşik Devletleri merkezli. Ama burada ilginç bir durum var. Ana orta Noble Energy'nin Chinese National Petroleum Corporation, yani Çin Ulusal Petrol Şirketi, Noble Energy'nin ortağı. Ki bu bahsettiğimiz Chinese National Petroleum Corporation'ın ana finansörü de birkaç videodur özellikle dile getirdiğimiz Rothschild ailesinin Çin'de Çin ve Uzak Asya'yı ortaklığı vasıtasıyla kontrol ettiği üzerinden Li ailesine bağlı İCBC olarak da kısaltılmış olan bir banka asıl finansörü bu Chinese National Petroleum Corporation'ın. Baktığımızda Katar Petroleum var demiştik. Katar zaten klasik olarak İngiliz nüfuz alanı içerisinde olan bir ülke ve Katar sermayesinin tüm hareketleri özellikle Londra üzerinden gerçekleşiyor. Zaten baktığımızda Katar Petroleum Yönetim Kurulu Başkanı Saad Sherida El-Kaabi. Saad Sherida El-Kaabi'nin yine özellikle Londra finans piyasalarıyla özellikle bankalar üzerinden ve fonlar üzerinden çok ciddi yatırımları olan ve İngiltere'de ciddi yatırımları olan Katar Yatırım Fonu, Katar Yatırım Otoritesi, yani tırnak içinde söyleyelim, bizde amacına uygun olmayan, hani Katar'da gerçekten amacına uygun biçimde işletilen Katar'ın Varlık Fonu'nun yönetim kurulu üyesi olduğunu görüyoruz aynı zamanda. Burada da yine Katar Petroleum'un da İngiliz tabii ki nüfuzunda, kontrolünde olduğunu söylemek hiç yanlış değil. Bir şirketten daha bahsetmiştik. Novatek, Rus firması. Bu Novatek'in de ortağı az önce belirttiğimiz Total firması. Bahsettik Total firmasından. Rothschild ailesinin Fransız kolu olduğunda, işte o Total aynı zamanda Doğu Akdeniz'de arama yapmakta olan bir başka firma olan Novatek'in de orta. Yani burada gördüğünüz üzere aslında şirketler farklı ülkelerin gibi gözükse de ana eksende Amerika ve İngiltere'nin nüfuz mücadelesini Doğu Akdeniz'de de sürdürdüklerini görüyoruz. Tabi bu kadar büyük ve stratejik, bu kadar önemli bir alanda gerçekleştirilen nüfuz mücadelesi sadece şirketler üzerinden yürümüyor. Bu enerji rezervleri, gerek doğalgaz gerek petrol açısından bu kadar, bu denli büyük enerji rezervlerinin Doğu Akdeniz'de bulunmasından sonra adeta askeri varlık, askeri unsurlar noktasında hani son yılların belki de en ciddi artışını yaşayan bölge Doğu Akdeniz. İşin ciddi bir askeri boyutu var. Hemen buna da değinelim. Şimdi bölgeye baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Exxon Mobil'i korumak amaçlı olarak orada 6. filoyu konumlandırdığını görüyoruz. Fransa'nın bölgede özellikle son dönemde Güney Kıbrıs Rum kesimiyle çok geniş kapsamlı savunma anlaşmaları gerçekleştirdiğini, Rumlarla beraber ortak tatbikatlar düzenlediğini, bunun yanı sıra Rum özel kuvvetlerini eğittiğini görüyoruz ve aynı zamanda Fransa'nın yanılmıyorsam Mari Limanı'ydı, orada bir üs talebi var şu anda Rumlardan. Zaten adanın, yani Kıbrıs adasının güneybatısına düşen Baf şehrinde, Baf kentinde de Andreas Papandreou hava üssü var o bölgede. Fransa burayı da aktif olarak kullanmakta. Şimdi İngiltere'ye baktığımızda ise İngiltere zaten biliyorsunuz adada Kıbrıs'taki garantör 3 ülkeden bir tanesi durumunda ve zaten Güney Kıbrıs bölgesinde de çok ciddi bir askeri varlığı var, üssü var. Nerede? Akrotiri üssü İngiltere'nin ve son birkaç ay önce İngiltere 112 tane yeni F-35'i burada konumlandırma kararı aldı. Bölgede askeri hareketliliğin de arttığını görmekteyiz. Nisan ayında İtalya, Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, İsrail, Güney Kıbrıs'ın hep birlikte bir araya gelerek bir hava tatbikatı gerçekleştirdiğini görüyoruz. Yine 13-18 Nisan arasında bu sefer Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs üçlüsünün Medusa 8 isimli
tatbikatı gerçekleştirdiğini görüyoruz. Peki efendim, tabii bu kadar önemli, bu kadar stratejik bir bölgede küresel uluslararası güçler böylesi bir mücadele içerisine girişmişken, İsrail bir yandan, Mısır bir yandan bu mücadele içerisine katılmışken, Türkiye yanı başında olan Doğu Akdeniz'de ne durumda diye de bakmak gerekiyor. Şimdi biraz önce saydık bölgede arama yapma iznine sahip olan ülkeleri, yani Doğu Akdeniz'de söz hakkı olan ülkeleri saydık. Ama Türkiye'nin özellikle bu ülkeler içerisinden sadece Mısır ve İsrail ile bir işbirliği yapma şansı vardı. Çünkü diğerleri zaten Güney Kıbrıs'la beraber ortak hareket etme kararı almıştı. Ancak Türkiye 2010 yılında Mavi Marmara operasyon, Mavi Marmara olayıyla beraber İsrail ile bozulan ilişkiler sonrasında bu işbirliği yapma şansını kaybetti ve Türkiye'nin elinde sadece Mısır kaldı ortaklık yapabileceği Doğu Akdeniz'de, ki Mısır gerçekten enerji dağıtımı noktasında Doğu Akdeniz'de kilit bir noktada. Arap boru hattı üzerinden geçiyor ve Mısır'da Türkiye'nin bu yaklaşımına aslında olumlu cevap veriyordu. Ne zamana kadar? İşte Türkiye maalesef AKP'nin elinde liyakatsiz, beceriksiz ve öngörüsüz bir dış politika yürütmekte ve Mısır'da Türkiye ayakta kalamayacağı belli olan İhvan hareketinin Mursi'yi destekleyerek ve daha sonrasında göreve gelen Sisi ile hiçbir şekilde muhatap olmadan ilişkileri, köprüleri tamamen attıktan sonra Türkiye ile Mısır'ın işbirliği yapma şansı da kalmadı ve Türkiye yalnızlaştı. Türkiye'nin yalnızlaşmasını şurada çok daha net görüyoruz. Bakın 14 Ocak 2019'da bu arada Türkiye yalnızlaşırken İsrail ile Mısır'ın, yani bizim işbirliği yapabileceğimiz, hani o iki ülkenin birbirleriyle yakınlaştığını görüyoruz. 14 Ocak 2019'da bakın İsrail, İtalya, Filistin yönetimi, Kıbrıs Rum yönetimi, Mısır, Ürdün ve Yunanistan'ın katılımıyla Doğu Akdeniz Gaz Forumu kuruldu ve bakın bölgedeki söz hakkı olan Türkiye, Lübnan ve Suriye, bu 3 ülke dışında herkes masada ve bu 3 ülke devre dışı bırakıldı. Hemen yine 3 ay sonrasına bakıyoruz. 3 ay sonra da artık Amerika Birleşik Devletleri resmi olarak denklemin içine dahil oldu ve 20 Mart 2014'te Kudüs'te Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail, Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da katıldığı bir toplantıda üçlü zirve adı verilen zirvede Kudüs'te bir araya geldiler 20 Mart 2019'da ve Doğu Akdeniz bölgesinde işbirliği kararı aldılar. Şimdi baktığınız zaman Türkiye'nin bu satrançta gerçekten çok hatalı dış politika kararlarıyla yalnızlaştığını görüyoruz. Bu kadar askeri varlık sevk edilirken çeşitli ülkelerden, bir de onu da söyleyelim, sadece bahsettiğimiz işte Amerika, Fransa ve İngiltere'den veya Amerika'dan müteşekkil değil şu anda Doğu Akdeniz'deki askeri hareketlilik. Baktığınızda 12 ülkenin yaklaşık 60'a yakın savaş gemisiyle bölgede olduğunu görüyoruz. Doğu Akdeniz'de olduğunu görüyoruz. İşte hemen bunları sayacak olursak İngiltere, İtalya, Fransa, Kanada, İspanya, Belçika, Portekiz, Yunanistan, Hollanda, tabii Amerika Birleşik Devletleri ve tabii ki Rusya. Baktığınızda bu kadar askeri olarak da hareketlenen bir bölgede Türkiye'nin siyasal olarak yalnızlaştığını ve askeri varlık olarak da yine bu yapmış olduğu bir tatbikat var. Onun dışında herhangi bir varlık da göstermesinin sıkıntılı olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin özellikle Doğu Akdeniz'de ne yapabilir? Tabii burada bu çerçevede konuşmak gerekirse görünen o ki bölge ilerleyen süreçte daha da ısınacak ve ittifaklar çok önem kazanıyor. Şu anda görünen tabloda
Az önce de bahsettiğimiz gibi Türkiye, Lübnan ve Suriye'nin o bölgeye sokulmak istenmediği ve devre dışı bırakıldığı görünüyor ve zaten Türkiye'de dediğim gibi beceriksiz bir dış politikayla kendi kendisini burada izole etmiş durumda, yalnız kalmış durumda. O nedenle Türkiye'nin yapması gereken en kısa sürede özellikle İsrail ve Mısır'la ilişkileri düzeltmek, yeniden diplomatik ilişkilerin üst seviyeye çıkartılmasıyla beraber burada yeni ittifaklara dahil olabilme stratejisini Türkiye'nin geliştirmesi gerekiyor. Yoksa Türkiye yalnızlaştığı bölgede bu kadar stratejik ve önümüzdeki 10 yıllarda diyelim gerçekten son derece stratejik önem arz eden bu bölgede özellikle de sert yaşanacağı belli olan Amerikan-İngiliz nüfuz mücadelesi esnasında görünen o ki üzülerek bugünkü tabloyu değerlendirecek olursak masanın dışında kalacak gibi gözüküyor. Dediğimiz gibi başında da söyledik, sanki bir işte Amerika, Fransa, Katar şirketleri varmış gibi gözükse de aslında perde arkasında gerçek sahiplerine bakıldığında bir İngiliz-Amerikan nüfus savaşını görmek mümkün ve dediğimiz gibi yalnızlaşan Türkiye'nin başarısız politikasının bedelini yine Doğu Akdeniz'de ödediğini, Doğu Akdeniz'deki bu stratejik satranç oyununda da oldukça geri planda kaldığını görüyoruz ve bir kere daha buradan tekrarlıyoruz. Türkiye'nin bu stratejik bölgede Doğu Akdeniz'de, Doğu Akdeniz ki Türkiye'nin gerçekten güvenliği açısından da çok önemli. Buradaki etkinliğini kaybetmemesi için bu izole durumdan kurtulması ve özellikle Mısır ve İsrail'le diplomatik ilişkileri daha üst seviyeye çıkarması, en azından Mısır'la yeniden ilişkilerin üst düzeyde tesis edilmesi gerekmekte. Bu konuyla alakalı derinlemesine, ilişkileri de daha derinlemesine yazacağımız bir flagımız da yakında sizlerle olacak. Twitter'da bunu da yayınlayacağız. Efendim, bir Celal Eren Çelik'le gündem analiz programının daha burada sonuna gelirken bir başka videomuzda sizlerle birlikte oluncaya dek mutlu olun, mutlu kalın diyoruz ve sizlerden bir ricamızı da dile getirerek videomuzu burada sonlandırıyoruz. Lütfen efendim, takip ediyorsanız ve hala abone değilseniz kanalımıza da abone olun diyoruz ve bu videomuzun sonuna geliyoruz.